İyi akşamlar, Moda TV ailesinden tekrar bir aradayız. Sivil Toplumun Sesi programında önceki programlarda olduğu gibi sivil toplumun sesinin gerçekten kurumsal anlamda, belediye hizmetleri anlamında sahaya yansıtılmasında ve vitrinsel görselliği de öne çıkarması anlamında çok kıymetli bir konuğumuz var bu akşam. Ve hem sahasına hakim, hem tecrübeli, hem de gerçekten ünyeli olması da bizim için artı bir kazanç oluyor. Konuğumuz Asım Suya Batmaz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler'in danışmanı aynı zamanda. Kendisine hoş geldin demek istiyorum. Hoş bulduk Atman Bey. Evet, gerçekten şimdi hep konuşuyorduk, sivil topluma söz veriyorduk. Neden söz veriyorduk? Sahadaki eksiklikleri konuşalım, çözüm odaklı çözümler üretelim diye. Ve karşılığında da bu çözümleri gördüğümüzü yaşayarak görmek çok kıymetli bir değer. Ve bu değerlere de sahip çıkarak, önerilerimizi dikkate alarak ve bizlerle zaman zaman da buluşarak, istişare yaparak Ordu Büyükşehir Belediyesi adına, Sayın Başkanımız adına Asım Bey sürekli istişareler halinde bizlerle. Bu da yapılan hizmetin hem sahanın kabul etmesi anlamında hem de sahaya doğru yansıması anlamında güzel bir dönüşler sergiliyor. En son bunun örneğini zaten sahil düzenlemesi kapsamında gördük ve burada da konularımızın içinde var. Aslında önce onunla başlamak istiyorum. Gerçekten Ordu Büyükşehir Belediyesi otogardan başlayarak Çamlık'a kadar, gönlümüzde Aya Nikola'ya kadar istiyor o anlamda Sayın Asım Bey. Bu düzenlemeyi yaparken ilk başlarda tabii bir iki aksaklıklar oldu. Bunu Asım Bey'le, sahanın aktörleriyle istişare ederek bu aksaklıkların giderilmesine sivil toplum örgütleri olarak ciddi destek verdik. Ve en sonunda ben buradan teşekkür etmek istiyorum hassasiyetlerimize güçlü bir şekilde ve doğru bir şekilde hizmete yansıtarak dönem Ordu Büyükşehir Belediye'mize. Burunucu Adası bölgesindeki sahil oturma gruplarının tepki alması üzerine yeni kent mobilyalarıyla dokuya uygun, doğaya da uygun. Çünkü bizim doğamız, coğrafyamız biraz zor şartlarda ve ona da uygun olacak sağlam motifleri olan güzel kent mobilyaları yerleştirildi. Feyz Çakmak sahilimizdeki noktalar iyileştiriliyor. Ve şunu da söylemek istiyorum Asım Bey bununla birlikte. Bisikletler haklı tepkiler doğrultusunda kaldırıldı ve doğru bir hamleydi. Ama biz bisikletlerin şu anlamda geri gelmesini istiyoruz. Sadece istasyonda duran büyükşehirin logosunun olduğu, insanların kumbaraya parasını atarak ya da kartını okutarak kendi gücüyle çalışabilecek elektrikli bisikletler değil, eski düzenin geri gelmesini istiyoruz. Çünkü insanlar Ünye'ye geldiği zaman, gezmek istediği zaman bisikletle ailecek gezmek istiyor ama bisiklet yok. Bu anlamda bu istasyonların canlandırılması ama yeni bisikletlerle, sadece istasyon bisikletleriyle canlandırılmasını sizden rica ediyorum. Ne düşünüyorsunuz? Öncelikle bizleri davet ettiğiniz ve sizlerin vasıtasıyla bizleri dinleyen, izleyen seyircilerime saygılar sunuyorum. İnşallah hayırlı olmasını diliyorum programımızın. Şimdi bisiklet yoluyla ilgili ilk başladığımızda bisiklet yoluna, evet, Ünye bir sahil kenti ve sahilini en etkin şekilde kullanmayı hak eden bir şehir. Dolayısıyla sahilde bisiklet sürmek isteyen vatandaşlarımız zaten bir şekilde bisikletini sürüyordu. Ve daha da fazlasını kullanmak isteyen, sahili daha etkin kullanmak isteyen bir kesim vardı. Evet. Biz de bu anlamda sahilde hem daha konforlu, bisikletin daha iyi kullanabildiği, işte çocuklu ailelerin bebek bisikletlerini, işte pusetlerini daha rahat kullanabildiği, engelli vatandaşlarımızın takılmadan şarj ömürlerinin daha uzun gidebildiği bir zemin hazırlamak istedik. Evet. Bu zeminde de bahsettiğiniz gibi otogardan başlayan Ünye Çamlık'a kadar uzanan 5 kilometrelik bir yürüyüş ve bisiklet yolu oluşturduk ki şu anda tamamen tamamlanmış durumda. Evet. Ve yeşil bandı gayet geniş, işte yürüyüş ve bisiklet yolları belirlenen alanlarda gayet etkin bir şekilde hem sporunu yapmak isteyen insanlar hem de etrafı izlemek isteyen vatandaşlarımız konforlu bir şekilde kullanabiliyor. Burada bisiklet konusunda evet haklısınız. Bence de ve yönetim anlamında da biz de uygun buluyoruz bisikletlerini. Şimdi geçen dönemde, geçen yaz yaşadığımız, evet, işte bisikletler aslında ana problem bisikletler değil.
3 tekerlekli veya elektrikli evet. olan araçların kullanımıydı ki son derece bizim de yanlış bulduğumuz. Çok daha önceden doğru. bir sözleşme kapsamında vatandaşa hak verilmiş bir kullanımdı ama bu kesinlikle ne vatandaşlar tekrar edilmeyecek. Kesinlikle tekrar edilmeyecek. Zaten biz sözleşmeyi de tarihini bitirmeden kaldırılmasını yönünde fesiye gittik ve bu olay tamamen ortadan yani kalkmış oldu. Halkın sesini duymuş oldunuz kesinlikle. Bu anlamda. Gerçekten o anlamda kesinlikle. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir şey var. Üntid olarak, Turizm Derneği olarak biz şehrimize bir kimlik kazandırdık. Bu kimliği biz Hilmi Bey gibi gerçekten proje insanı, ufuklu bir insan ve baktığımız zaman sizin gibi kıymetli de ekibi var ve ekibinde de ehil insanlar var. Bu anlamda Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne, Büyükşehir Meclisi'ne bir rapor hazırlasak, yani Ordu'ya bir kimlik kazandırmak adına, bunun örneğini biz Ünye'de yaptık, şu anlamda yaptık. Dedik ki o dönemki Ahmet Çamyar Başkanımıza ben kendisine teşekkür ediyorum tekrar. Ünye'mize kimlik kazandıralım. Ve bu kimlik de Ünye'nin özünü oluştursun. Yani Ünye tarih, kültür ve turizm kenti. Bu bir gerçek. Evet. Bunu biz resmileştirelim dedik ve böyle bir karar aldırdık meclisten. Ve bunu da gerekçeli olarak sunduk. Neden tarih, neden kültür ve neden turizm anlamında. Aynı yolu Ordu Büyükşehir Belediyesi meclisinde uygulasak ve baktığımızda şu an hem Karadeniz bölgesinde hem de Karadeniz bölgesinde hiç yok. Türkiye'de çok az sayıda yani bir elin beş parmağını geçmeyecek kimlikli, resmi kimliği olan şehirler var. Yani bu da Ünye'yi zaten kent kimliği anlamında öne de çıkarıyor. Ordu Büyükşehir Belediye'miz büyük şehirler arasında en küçük büyükşehir. Ama bununla en büyük bir kararı alıp en büyük bir kimliğe kavuşmuş da olacak. Bunu bir öneri ve düşünce olarak size sunsam ne düşünürsünüz bu kent kimliği anlamında? Tabii şimdi şöyle, evet biz belki en küçük büyükşehiriz büyükşehirler evet. arasında ama inanın potansiyelimiz çok yüksek. Kesinlikle. Yani Ordu çok zengin topraklara sahip bir yer ve biz bu potansiyeli ortaya çıkarttığımızda inanın o sıralarda en son sıralardan çok daha üst sıralara geleceğizdir. Şimdi Bakan Bey'in, Sayın Başkanımızın, Doktor Mehmet Hilmi Güler'in ilk Ordu'ya geldiğinde söylediği kelime şuydu. Sevgiyi evet. Ordu'da arttıracağız kelimesiyle. Çok güzel. Bu bağlamda sevgiyi, mutluluğu, paylaşımı arttırdıkça çoğalan hislerdir kesinlikle. Bunlar. Dolayısıyla biz paylaşıma her daim açığız. Ünye'de de açığız, Ordu'da da açığız. Ünye'de yaptığınız iş gerçekten gıpta edilecek bir iş. Yani bir kimlik kazandırmak şehre kolay bir iş değildir. Herkes kesinlikle. Tarafından kabul edilmesi zordur. Dolayısıyla bunu her açıdan, her tarafla görüşerek, tartışarak bir sonuca varmak çok anlamlı olacaktır. Çok Ordu'nun da bana sorarsanız buna ihtiyacı vardır. Başkanımızın da bu anlamda çok olumlu bakacağını ve kesinlikle. Bir araya geleceğini düşünüyorum ki nitekim sıra sıra ara ara da sivil toplum kuruluşları bir araya gelmekte. Evet, teşekkür ederim. Gerçekten olumlu bakış açınız ve aynı zamanda talep edilen hizmetlerde de artı bir puan ve değer oluyor. Yani kent kimliğimiz diyelim turizmsel bir yatırım yapacaksa ya da bir proje yapacaksa Ordu Büyükşehir Belediyesi şu tarihte belediye meclisimizin aldığı resmi kararla kent kimliğimize uygun projeye destek istiyoruz dendiği zaman zaten 81 tane il var. 30 tane 31 tane büyük şehir var. Kesinlikle. Gelen talepler mutlaka bir eliminasyondan geçiyor. Dolayısıyla üste kalmak için artı bir gerekçe olacak. Bu anlamda özellikle üzerinde durdum. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir şey var. Özellikle son dönemlerde kültür sanat etkinlikleri anlamında gerçekten güzel bir çıta yakaladı Büyükşehir Belediyesi. Bu kimliğin geliştirilmesinde uzun vadede yani sanat kimliğinin, turizm etkinlikleri kimliğinin daha doğrusu etkinlik kimliği anlamında etkinlik takvimi hazırlanırken şimdi yeni bir yıla gireceğiz ve arefesindeyiz. Mesela Ocak ayının içinde 2022 kış etkinlikleri, bahar etkinlikleri, yaz etkinlikleri, sonbahar etkinlikleri gibi başlıklarda sıraladığımızda ilçelerimizin de o değerlere bakış açısı, yaşam standartlarına göre bir etkinlik takvimi düşünüyor musunuz? Düşünüyoruz ki uyguluyoruz zaten şu anda da. Son evet. Tabii kültürel etkinliklere maalesef tüm dünyayı etkileyen pandemi büyük bir engel oluşturdu. Bir araya gelemedik. Bu bizim sosyal yaşantımızı da etkiledi, psikolojilerimizi de etkiledi. Evet. Ama aşılama oranı artmasıyla birlikte ve dünyada bunun tedbirlerinin artık hayatımızda özümsenmesiyle birlikte artık belli şartlar altında bir araya gelebiliyoruz. Bu anlamda biz son iki aydır Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak kültür sanat takvimi yayınlıyoruz. Yani Kasım ve Aralık ayları bu anlamda çok zengin bir Aralık ayı geçirdik. Evet. Dolayısıyla
Her ay başında da bu takvimi yayınlıyoruz. Kültür Sanat Daire Başkanlığımız çok verimli bir şekilde bu noktada çalışmalarını sürdürüyor. Ocak ayı takvimi de netleşti diye biliyorum. Yakında onu da yeni yılla birlikte takvim broşürümüz de çıkacaktır. Bu anlamda 19 ilçede farklı etkinlik, kültürel anlamda, sanat anlamında etkinliklerimiz de olacak. Yani güzel şeyler ordumuzu bekliyor diyebiliriz. Bekliyor, doğru. Teşekkür ederim. Şimdi özellikle zaten konumuz Ünye ağırlıklı olduğu için ve Ünye'nin de Karadeniz'in de bir sinir ucu var, Çamlık. Hı hı. Ve Çamlık özellikle geçen günde yaptığımız basın açıklamasında da olması gerekenlerle ilgili bir talepte bulunduk ki bakış açınız da olumlu yönde o anlamda büyük şehir olarak. Şimdi Çamlığımız da Ünye'nin, her Ünye'linin bir gözü var, bir kulağı var. Sürekli orayla atıyor, atan bir kalbi var ve çok hassas ve haklılar da. Biz Ünye'li olarak gerçekten haklıyız. Çünkü çok özel bir yerimiz var. Tam bir yaşam adası. Bu zamana kadar özellikle Hilmi Bey'in başkan olana kadar sürekli sıkıntılar yaşadı. Hem yapılaşma anlamında, hem imar anlamında, hem hizmet altyapısı anlamında, ama son dönemlerde gerçekten Ünyeli'nin istemediğini yapmayan, istediğini yapan bir yaklaşım var Büyükşehir'de. Bu da bizim istediğimiz şey. Bu anlamda da ben Büyükşehir Belediye Başkanımızı Hilmi Bey'i, yani hassasiyetimize hassasiyetle yaklaştığı için teşekkür ediyorum. Ve en son yapılan hizmetlerin başında da özellikle kafe pozisyonunda olan hizmet altyapısının restorana, engelli tuvaletleri yoktu, onların yapılması, mescidinde gerçekten atıl bir durumdaydı. İnancımıza gereği uymayan bir yapısı vardı. Hem doğanın dokusuna uygun, hem de şadırvanın da dokuya uygun bir şekilde mescit altyapısı da yapıldı. Ve şimdi de aşağıya araç inmeyecek şekilde girişleri falan yapılıyor. Kamera sistemleri koyulacak. Doğru. Yani Çamlık'ta neler oluyor? Yaza bu hizmetler bitecek mi? Ünyemizi nasıl bir sürpriz bekliyor? O anlamda düşüncelerinizle. Evet, şimdi aslında değişimin Ünye'deki başlangıcı Çamlık diyebiliriz. Çok doğru. Bizim yönetimimizde. Çünkü şimdi ordunun büyük şehir olmasıyla birlikte çokça yönetim şekli değişti ordu genelinde. Bu değişimle birlikte tabi bazı hareketler, bazı alışkanlıklar değişmeye ve bazı dirençler gösterilmeye karşı karşıya olmak mümkün. Şimdi bu anlamda daha önceden alışılmış veya uygulanan hareketler, mesela Çamlık'ta biz geldiğimizde karşılaştık, Çamlık'ın bütününde imar uygulaması var. Evet. Ve parça parça bölünmüş şekilde. Dedik ki Çamlık yıllardır, belki 20 yıla aşkın bir süredir hizmet almamış, bakıma aç. Bu anlamda şunu da fark ettik. Yani bu bakıma açlık bazı kişiler tarafından da malzeme olarak kullanılıyor. Varoluş sebebi kendisine yaratıyor. Belki de ve evet. Ve bu, biz ilk toplantıları ve bir ortak akıl koyalım, bir şeyler yapalım dediğimizde bu bile bazı kesimleri rahatsız etti. Çünkü orası yenilendiğinde, bakıma ele alındığında dolayısıyla bir malzeme de elden gidecekti. Şimdi birinci toplantıyı yaptık, ikinci toplantıyı yaptık. Belki de ne yapılacağı belirsiz bir süreç, hani tanıma aşamasındaydı. Belki Büyükşehir o anlamda Ünye ve Büyükşehir kendilerine. Evet. Birinci toplantı yaptık, ikinci toplantı yaptık ve karar aldığımızda bizim karşımıza 5 ana madde çıktı. Bu ana maddelerin birincisi, en önemlisi imardı. Biz evet. Çamlığı tam anlamıyla hiçbir maddi karşılık gözetmeksizin tamamını imara kapattık. Ve sadece yine ortak kararla aldığımız o 5 maddeden bir tanesi evet. ihtiyacı uygun bir kır kahvesi yapmaktı. Bu kır kahvesi, yani şunu söyleyeyim, ilk ve ikinci toplantının neticesine ne karar aldıysak, birlikte aldığımız kararlar evet. hepsi Çamlık'ta uygulandı. Ha, zaman içerisinde aynı kafede görüldüğü gibi Çamlık ihtiyacını kafe karşılamıyormuşa geldik. Ve şu anda yine ihtiyacı yönelik bir hareket yapıyoruz. Ve ciddi bir yatırım yapılıyor. Kesinlikle. Biz de takip ediyoruz. Yani evet. Burada anne bebek bakım odası, aynen. Engellilerin, vatandaşlarımız için özel ihtiyaçlarına gidebileceği odalar. Evet. Yine büyük arkada fırınımız oluyor, taş fırınımız evet, olacak. Pide fırınımız olacak. Evet. Yani bu anlamda tam anlamıyla dört dörtlük hizmet verecek bir yer haline geliyor. Bunun yanında kocaman bir peyzaj alanı çıkarttık. Eskiden moloz, yani inşaat alanı gibiydi. İnşaat evet. alanı gibiydi evet. ve tehlikeliydi. Çocuklarımız gezemiyordu orada. Çok
Çok araçlar doğru. Ardı ardına sıralanıyordu. Egzoz kokusu içerisinde piknik yapmak durumunda kalıyorduk. Ve geceleri güvensizdi. Biz orada ailelerle konuşuyoruz. Biz buradan bırakın çocuklarımızı, biz kendimiz bile geçemiyorduk diyorlar. Çok doğru. Dolayısıyla hem aydınlatma arttırıldı, hem bir orada yaptığımız restoran bir güvenlik noktası gibi oldu. Adeta Çamlı'nın kontrol merkezi gibi oldu. Hem de hizmet veren bir anlam oldu. Şimdi Çamlık tam anlamıyla hem sahiplendi, hem Ünye de bunun farkında. Yani Çamlık'la sınırlamak da istemiyorum. Artık Ünye'de yapılan yatırımlar ve büyükşehir işbirliği halinde, uyum içerisinde çalışıyoruz ve çok vatandaş doğru. da artık bunu gördü. İşte mesela bisiklet yolunda da bazı tepkiler vardı. Sonunda genişletme veya kumsala, sahilimize bir herhangi bir tecavüzde uğramadığı takdirde ve çok da güzel bir görsel çıktığında dedi ki yani büyükşehir tam anlamıyla Ünye'ye değer veriyor ve bu anlamda da yatırımlarını sürdürüyor. Bu anlamda da Ünye'de büyükşehirin güven tesis ettiğini düşünüyorum. Çok doğru. Zaten bizim istediğimizi yaparak, istemediğimizde yapmayarak o güveni tesis ettiğine ben inanıyorum. Tabii bunun vitrinsel yansımaları da olmalı. Nasıl olmalı? Mesela etkinlikleri de ekranda dönüyor. Hem bu etkinlikler hem de mesela Ünye'nin sahil coğrafyası oldukça geniş. Yani otogardan başladığımızda hatta Kavaktepe bölgesinden oranın da devamı var plajıyla birlikte. Tabii. Aya Nikola'ya kadar, daha doğrusu Uzunkum'a kadar yaklaşık 30 kilometre. Hayır, sınır olarak tabii, 30 kilometre ama hareket anlamında, yoğun hareketlilik anlamında en az 5-6 kilometrelik bir bandımız sürekli insan hareketliliği ve turizm hareketliliği içinde. Ama bunun yönetilmesi için de ortada gezen bazı birimler olması lazım. Yani turizm zabıtası gibi ve bu zabıtalarında gerçekten bir uygulama başlattınız. Turizm zabıtası uygulaması. Biz bunu derneği kurduğumuz günden beri 2005 yılından beri de istiyorduk, talep ediyorduk. Ama gördük ki bunu Ordu Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdi ve memnun olduk. Boztepe'de, aşağıda Boztepe teleferik istasyonunun orada, Altınordu'da özellikle Akyazı sahili bandında istasyonları var. Hem motorize hem yaya olarak hem elektrikli aletleriyle gezebiliyorlar. Evet. Burada bizim iki talebimiz var. Birincisi vitrinsel anlamda turizm zabıtasının kıyafet rengi her zaman beyaz olmalı. Sarı olarak başladınız. Bunun beyaza dönmesini talep ediyoruz. Hem amacına uygun olması için hem de farkındalık yaratmak için, klasiğin dışına çıkmak için. İkincisi de Ünye'de özellikle meydan bölgesinde Yunus Emre Parkı'nın girişinde cama ekranlı, yani içi görülebilir. Şu an yapılan turizm zabıtası istasyonlarının tamamı camları giydirilmiş. İçerisi gözükmüyor. Yani görevli var mı yok mu kapıyı açmadan göremiyorsun. Bunun da şeffaflaştırılarak, görselliği arttırılarak, belki mimarisi fındık şeklinde olabilir, onu siz takdir edersiniz. Gibi bir istasyonun Ünye'de Yunus Emre Parkı'nın olduğu alanda, Yunus Emre heykelde kaldırılacak, yeni bir alan olan bölgenin ortasına koyulacak ki doğru bir nokta. Böyle bir çalışma Ünye'de yaza yetiştirmek anlamında hem saha gücünü denetlemek hem de insanları yanlış yapanı halkla değil de direkt muhatabı olan kolluk kuvvetiyle buluşturmak için düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. Gerçekten iyi bir noktaya değindiniz. Çünkü Ünye'nin kimliklerinden bir tanesi sahil kenti olmak. Kesinlikle. Yani, hele ki yaz döneminde sahilimiz olduğu gibi cıvıl cıvıl bir sahilimiz var. Ve bu anlamda şuradan başlamak isterim. Yani etkinlik yaptığımız, bu sene itibariyle başladığımız etkinlikler, Atatürk Parkı ve İskele arasında kumsalımız çok değerli bir alan. Kesinlikle. Yani bu alan atıl bir alan olarak gözüküyordu. Hiçbirimizin kullanmadığı bir alandı. Çok doğru. Karadeniz'de Ünye'nin deniziyle şehir arasında adeta bir bent, bir sınır gibi yer alıyordu. Evet. Şimdi biz burada etkinliklerimizi koymamız hem denizle halkımızı daha yakınlaştırmak hem de bu alanın değerli bir alan olduğunu hissettirmekti. Bu anlamda yaptığımız etkinliklerde de dediğiniz gibi yani insanları buraya getiriyorsak eğer bunun da güvenlik önlemlerini almak durumundayız. Tabii ki. Şimdi bahsettiğiniz şekilde evet Altınordu merkezi ilk uygulamaya koyduğumuz bir turizm zabıtamız var. Ve gerçekten çok da ilgi gördü ve işe de yarıyor yani açıkçası. Kesinlikle. Çokça kişilerin ihtiyacını karşılıyor, bilgi almak isteyenleri karşılıyor gibi. Şimdi bunun biz sahil ilçelerimize yaygınlaştıracağız. Bu yaz itibariyle özellikle Ünye'de de sahil yolumuzun, bisiklet yolumuzun bitmesiyle birlikte sahilimiz aktif bir şekilde kullanılacaktır. Dolayısıyla buradaki turizm zabıtasının rengine gelecek olursak açıkçası sizin talebinizi inceledik. Yani bu anlamda biz sarı rengi hadi sarı olsun diye değil. Yani
aslında genel geçer, tabii bununla bir sınırlandırılmış bir renk düzenlemesi yok ama genel geçer diğer illerde de gördüğümüz bir uygulama vardı. Bu sarı ve lacivert olarak geçiyordu. Şimdi beyaz neden olmasın diye baktığımızda bu arkadaşlarımız bizim daha çok saha arkadaşlarımız ve sahada görev yapan arkadaşlarımız. Sahada görev yapan bireylerimiz için beyaz renk pek uygun kaçmıyor. Bunun nedeni şu. Çünkü sürekli dışarıda, hareket halinde evet. Beyaz renk kiri çok çabuk gösteren bir renk. Dolayısıyla kullanımı çok zor olacaktır. Hem o zabıta arkadaşımız için hem de görsel temizlik hijyen açısından da koyu bir renk tercihen kullanılır durumda. Bunu da böyle izah etmiş olayım. Tamam, o zaman şöyle diyelim. Renklerin dili anlamında konuşacak olursak beyaz hem turizm rengi hem de saflığın, temizliğin rengi. Aynı zamanda büyük şehrin temizliğinin de bir göstergesi olabilir kullanımı anlamında diyorum. Bir de diğer şehirler sarı kullanıyorsa aslında ordunun beyaz kullanması bir tık daha orduyu da öne çıkarır diye düşünüyorum. Yani olayı ters açıdan bakıldığı zaman daha da artı katacağını düşünüyorum. Tabii takdir kesinlikle sizin. Ama son dönemlerde bir de interaktif olarak yaptığımız için yayınımızı yorumlarımız da var, bizi izleyenlerimiz de var. Mahmut Bek Başkanımız hayırlı yayınlar dilemiş, selamlar söylüyor. Teşekkür selamlar. Ederiz. Nevra Arslan Hanımefendi aynı zamanda bizim Üntüt üyemiz, sanat tarihi bilimi uzmanı. İyi akşamlar ve iyi yayınlar dilerim Adnan Bey. Konuğunuz Asım Bey'e bir sorum olacak. Lütfen iletiniz demiş. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Arkeoloji Müzesi'nin kurulması ve ayrı bir etnografya müzesinin oluşturulması yönünde girişimlerde bulunuyor mu? Bir, ikincisi de mevcut binanın karşısındaki Fındık Müzesi, arkeoloji ve etnografya müze binasından oldukça büyük. Açıkçası barındırdığı eserler yönünden arkeoloji müzelerine bir haksızlık gibi görünüyor. Bu konuda belediyenin bakış açısı nedir demiş. Yani bununla ilgili bir çalışma düşünüyor musunuz? Şimdi Nevra Hanım'la ve sizlerle sık sık bir araya geliyoruz. Evet. Nevra Hanım da ben açıkçası görüşlerini de çok değerli buluyorum. Bu anlamda eğer çok daha aktif bir şekilde kullanımı söz konusuysa bu binalarımızın kendisinin de bilgisi dahilinde ve önerileri dahilinde bu binaları tekrar organize edebilir. Bunlar hepimizin yani sonuç olarak ortak bir Fındık değerimiz, Müzesi. Ortak değerimiz. Fındık Müzesi evet o Altınordu'da bulunuyor ve bunu kullanmak hepimizin ortak paydası. Misafirimiz geldiğinde orayı da çok rahatlıkla kullanabiliriz veya oraya bir misafir geldiğinde Ünye Kent Müzesi'nde gezebilir. Dolayısıyla bu bilgi alışverişlerine dahil olabiliriz. Birinci sorusuna gelecek olursak bir arkeoloji müzesi şimdi bizim şu anda sürdürdüğümüz çok kapsamlı bir şekilde Altınordu merkezinde Kurul Kalesi'nde sürdürülen çalışmalar var. Evet. Ve bu kaledeki çalışmaları Sayın Bakanımız, Başkanımız ilk göreve geldiğinden itibaren sadece yaz aylarında olan çalışmaları 12 aya çıkarttı. Ve 12 ay boyunca burada kazı yapılacak dedi. Ve bu anlamda da yıl boyunca açık havalarda kazı yapılabiliyordu. Ama biz istedik ki her gün yapılsın ve yapılan günlerde de ziyarete açık olsun. Bu anlamda biz Kurul Kalesi'nin üzerini kapatma kararı aldık. Ve bu kapalı halde kaldığında aynı nasıl ki Göbekli Tepe'de kapalı bir şekilde dünyanın en eski tarihinin bulunduğu evet. bir yerde gezilebiliyor. Kapalıyken ziyaret edebiliyor. Kurul da bu şekilde olabilir. Tabii kurulda orada gezi sağlanırken hem kuruldan çıkan hem de farklı ordunun farklı yerlerinden çıkan arkeolojik son biliyorsunuz eserlerimiz var. Fatsa'da evet. yani tarih fışkırıyor adeta Adnan Bey. Kesinlikle evet Fatsa, takip ediyoruz. Yol genişletme çalışmasında mezarlar çıktı evet, karşımıza. Evet, tarih ve çıktı. Çok da oradan çeşitli materyaller çıkıyor şu anda. Evet. Ve bunları toplayacağımız bir arkeoloji müzesi olmalı, olmalı ve bu anlamda da bazı proje çalışmalarımız var. Akyasa'da bir alan tespit edilmişti Kültür Müdürlüğü'nün orada. Orası mı olacak gene yoksa farklı bir yer mi düşünüyorsunuz? Aslında biz biraz daha Kurul Kalesi'ne şu an için yakın olması ve oradaki sıcağı sıcağına... Botanik Park'ın olduğu alanlar mı? Ulubey yolundaki. Yok yine Kurul Kalesi daha biraz daha evet biraz ha, daha yakın tamam. olabilir. Teşekkür ederim. İlker Bey izliyor. Selam iyi yayınlar Adnan Başkanım. Konuğunuz Asım Bey'e de hoş geldiniz demek istiyorum. Kendilerini başarılı buluyorum. Kendisini iyi yetiştirmiş. Tebrik ediyorum. Sorum şu. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürülebilir sanatla ilgili bir çalışmalarla alakalı düşüncesi var mı? Maalesef şehrimizin de bir hediyelik kimliği yok. Bununla ilgili ne düşünüyor? Teşekkür ederim, başarılar diliyorum demiş. Bu anlamda gerçekten doğru bir noktaya temas etmiş İlker Bey.
ordumuzun bir hediye kimliği yok. Evet. Bu anlamda bir takım çalışması yapıyor musunuz ya da düşünüyor musunuz? Evet. İlker Bey'e teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yere denk geldi. Çünkü gerçekten bir hediyelik, yani standart bir hediyeliğimiz yok. Evet. Evet, turizm şey, gerçekten turizm almaya potansiyelimiz var. Evet. Ama bir standardımız şu anda hediyelikte oluşmamış durumda. Bu anlamda başkanımızın bir talimatı var. Bizim biliyorsunuz meslek kurslarımız var. Ormek adı altında. Ormek, evet. Ve orada çok başarılı hanımlarımız var, öğrencilerimiz var, kursiyerler var. Bu kursiyerler inanın çok güzel eserler de çıkartabiliyor ortaya. Kesinlikle. Ve Peki, özür dilerim. O hediye kimliği oluşturularak sadece o hediyelikler çıkarılsa, mesela Sayın Bakanımızın hem geçmiş kişiliği hem de pozisyonu itibariyle çok ciddi misafirleri oluyor. Evet. Ve geldiği zaman da hediyeler takdim ediliyor ve hep klasik Bakır'da, yani eski harflerle, rakamlarla ya da alfabeyle yazılmış tablolarla hediyeler veriliyor. Tabii ki iyi niyetle veriliyor ama herkesin her yerde aldığı bir hediye var verilen. Biz diyoruz ki turizm şehri kimliği, ordunun farkındalığını yaratmak için öyle bir hediye verelim ki onu alan bakan değil başbakan da olsa gittiği zaman ofisine asabilmeli. Yani o kadar kıymet derecesi yüksek olmalı. İşte o anlamda böyle bir çalışmanız var mı? Şimdi hemen şununla tamamlayayım, sonra da o dediğinize geçeceğim. Ve Ormek kurslarındaki ayrı ayrı tüm kursiyerlere şu talimatı verdi. Hepinizi zaten düşünen, üreten, yarışan ordu sloganımız var. Ve her biriniz orduyu özgü bir hediyelik eşya figürü çıkartın ve birbiriniz arasında yarıştıralım. Ya, çok güzel. Ve sonuç olarak bir standart belirleyelim. Bunun üzerine üretime geçelim. Bunu artık ekonomik bir değere dönüştürelim. Yani yaptığınız sanat eserinde aynı zamanda bir ekonomik kazanca getirisi dönüştürelim. Getirisi olsun, evet. Diğer anlamda da evet, hediye anlamında hep dışarıdan gelen ürünler vardı. Yani satın almayla işte vazodur, standart. Boztepe'de yapılan düzenleme muhteşem. Bu anlamda çikolata üretimine girdik. Hem fındığın katma değerini arttırmak hem de ekonomik katkıda bulunmak adına. Ve yaptığımız çikolataları öyle kutu dizayn ettik. Yani çikolataya verdiğimiz emek kadar kutu dizaynına ayrı bir emek yani verdik. Yani astarı yüzünden pahalı yani. Hem pahalı hem de emek evet, var işin içinde. Çok güzel. Yani biliyorsunuz Kibele Kurul Kalesi'nde bulunan bir tanrıça figürü, heykelden oturan bir Kibele. Bu Kibele'yi biz çikolatanın figürü yaptık. Çikolata kutumuzun üzerine işledik. Hem çikolatayı takdim ederken hem de ordunun biraz kimliğinden ve tarihinden de bahsetme fırsatı yakalamış oluyoruz. Aynı zamanda çikolatayı yiyen de tekrar orduya gelmek istiyor. Çok güzel. Şimdi Nevra Hanım renk tonuyla ilgili, öyleyse mavi rengi de düşünebiliriz. Çünkü renklerin enerjisinde kullandığımız tondaki sarı hastalığı çağrıştırıyor. Aslında böyle de bakılabilir olaya bilimsel olarak. Enerjisi yüksek ve güven veren bir renk öneririm demiş. Elif Erken bizi izliyor. Üntit üyemiz aynı zamanda. Değerli Üntit Başkanımız Adnan Bey, iyi akşamlar. Konuğunuz Asım Bey'e hoş gelmişler demiş. Teşekkür ederiz Elif Hanım. Nevra Hanım, arkeoloji müzesiyle ilgili, Kurul Kalesi'yle ilgili alanı olduğu için bir öneride bulunuyor. Şöyle de bir olumsuzluk var ki Kurul Kalesi'nden çıkmış Kibele heykelini görmek isteyen hareketlilik İl Arkeoloji Müzesi'nde göremiyor. Mevcut kaza alanını arkeopark alanına dönüştürme çabanız modern etkileşimler için iyi bir düşünce. Orası arkeolojik kaza alanı ve aynı zamanda gezilebilir alan olacak. Arkeopark bu anlamda çok doğru. Bu çok kıymetli. Evet. Ünye Kalesi'nde de buna benzer bir çalışma yapılıyor şu an. Evet. Yani kazılar yapılırken seyir yürüme yollarıyla aşağıda arkeologlarımız çalışırken ziyaretçilerimiz sahayı gezebilecekler. Evet. Bu da çok kıymetli. Ancak arkeoloji müzelerinin şehir merkezlerinde olması gerektiğini düşüncesindeyim. Çünkü şehrin tüm kültür katmanlarını bir yapı içinde panorama halinde görebilirsiniz. Kurul Kalesi'ne doğru bir turizm akışı planı içinde değilseniz de anlarım. Uygun bir noktada bahçesi büyük olan bir yapıda sadece arkeoloji müzesi başlığı ile açılan bir kamu kurumu talep ettiğimizi biliyorsunuz. Uğraşlarınız için de teşekkür ederim demiş. Aslında tabii, hemen hemen aynı noktadayız yani. Evet, Hanım'la da. Kendi alanıyla ilgili bakmış. Nevra Hanım'a da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Ve aynı zamanda bizim giden kaymakamımız Ümit Hüseyin Güney Bey ile yaptığımız bir gezide Yaz Konağı Mağarası'nda bir keşif gezisi yaptık.
Ve orada ben buradan iddia ediyorum, yağmur şelalesi olan belki bölgenin değil ülkenin tek mağarası ve çok kıymetli o anlamda, hem doğal destinasyon olması hem de macera turizmi anlamında da çok kıymetli bir yer. Bununla ilgili de zaten siz MTA ile birlikte bilimsel bir çalışma yaptınız. Çıkan sonuç ve mağaramızın 2022 yazına Hilmi Bey'in de destekleriyle hazırlanması anlamındaki çalışmalar ne durumda? Şimdi şöyle göreve başladığımızda şöyle bir karar aldık. Ordu turizm destinasyon anlamında adeta aşağı bir cennet. Kesinlikle. Yani bu anlamda dedik ki bu turizm destinasyonları bir ziyaret edelim. Ve ben bizzat çıktım. Ordu arazisinde 4000 kilometre yaptım arazi genelinde. Ve 155 destinasyonda yerinde incelemede bulunduk. Tüm yerel halkla birlikte. Şimdi bunlardan bir tanesi de Yaz Konağı mağarasıydı. Hatta Sayın Başkanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler dedi ki bir akşam konuşurken, ya burada bir mağara var. Daha öncesinde benim bakanlığım döneminde ben buraya bütçe çıkarttım. Çok güzel. Buranın yapımı ile ilgili. Belki o döneme denk geldi. Girişi kamulaştırıldı. Yani şu an para harcanmadan sahaya girilebiliyor. Bir git de bak şuraya diye. Ben de kendisinin talimat doğrultusunda gittiğimde inanın. İlk defa mı girmiştiniz yani, o zaman? O zaman sizden bir yarım yıl önceydi. Ha. Gittiğimde bir, yani inanın dediği gibi, yani elektrik hattına kadar, mağaranın girişine kadar elektrik hazır. Gitmiş. Hazır. Kesinlikle, kesinlikle. Yani hatta giriş yolları da işte dediğiniz gibi kamulaştırma, her şey bir ödenek ayrılmış. Ama takipsizlikten yine yarım kalmış. Ve sizle birlikte gerçekten sizleri de kutluyorum. Bu anlamda bir itici güç oluşturuyorsunuz. Bir dikkat çektik. Sağ kesinlikle. Olun. Yani dikkatimizi gördünüz. Dikkatli bir şekilde. Hep birlikte yönetiyoruz çok sonuç güzel. Olarak. Yani bu anlamda da hem kaymakamımız sizlerin orada dikkat çekmesi. Daha sonrasında birlikte toplantı talep ettiniz. Tabii. Evet, ne yapabiliriz? Ünye yerleşkemizde bir araya geldik ve notlarımızı çıkarttık. Bu anlamda da bir yol haritası çıktı ortaya daha çok sonradan. Güzel. Ve bu yol haritasında bazı yapılması gereken prosedür işler vardı. Bu prosedürleri yerine getirerek işte MTA'dan görevliler geldi. Maden teknik aramadan. Daha sonrasından doğa varlıkları, tabiat varlıkları koruma kurulundan görüşler istendi. Ve alanda inceleme yapılarak alan mağara tipi belirlendi. Mağara koruma alanı belirlendi. Bunlarla ilgili İl genelinde 10 kurumdan görüş istendi. Bu şekilde belirledik. Cevap uygun geldi mudur mi diye. Uygunluk cevabı? 10 kurumdan da uygunluk görüşü geldi. Çok güzel. En son şimdi tekrardan bakanlığa geri gönderdik. En son tamam bu tasdiklenmiştir diye son yazı olarak şifai olarak netleştik. Yazıyı aldıktan sonra hemen kazmayı akabinde evet. Çok güzel. Proje çizimine başlayacağız. Peki 2022 turizm sezonuna Yaz Konağı mağarasını gezebilirsiniz diyebilir miyiz bu anlamda? Yani 2020 ya da sürpriz içerisinde, mi olsun? Yok. Açılış sürpriz biraz olsun. Biraz kendimizi de zorlayalım. Aynen. Yani ben 2022 içerisinde gezeceğimizi düşünüyorum. Çok güzel. Teşekkür ederim. Bizi aynı zamanda izleyenlerin yorumları kıymetli. Hı hı. Aynı zamanda onların fikirlerini de sizlere yansıtıyoruz. Tabii. Bu anlamda Elif Hanım, Elif Erken Hanım, Adnan Bey, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız 12 ay turizm diyor. Konuğunuza bu konu hakkındaki düşüncelerini sorabilir misiniz demiş. Tabii. Bununla ilgili kısa bir cevap alabiliriz sizden isterseniz. Şöyle ki geçtiğimiz gün Korgan'daydım. Korgan Yaylası'na gittik ve bizim 2019'da başlattığımız kış festivallerimiz var. Yaylada Kızak Keyfi adı çok altında. Güzel. Şimdi en basitinden şunu söyleyeyim. Korgan Yaylası'nda çok güzel Korgan Belediyesi'nin bir sosyal tesisi var. Kocaman bir alan. İşte mangalcılar var. Her türlü imkanı var. Çok güzel. Ve gittiğimizde yol kapalıydı. Yani 2 metre kar vardı Korgan'da. Bizim büyükşehir araçlarımızla yolu açtık. Gidelim bakalım burada bir etkinlik yapabiliriz diye. Ve gittiğimizde çok güzel bir tesis var. Ne yapıyorsunuz? İşte 4 ay yazın biz burada kullanıyoruz burayı. Sonra kapalı. Yolu bir açılmıyor. Ha, ve çok güzel. Biz sanıyorum ocağın ilk haftalarında bir kış festivali düzenleyeceğiz. Ve oranın 12 ay boyunca açık kalmasını sağlayacağız. Bunun gibi Argan Yaylası'nda 2019'da başlattık. Evet başladı. Akkuş'ta. Ve her hafta sonu inanın 1000 kişi gidiyor. Her gün 1000 kişi hafta sonunda hem kayağını yapıyor hem orada yerel ekonomiye katkı sağlıyor.
hem de akkuşu tanıyor bu şekilde. Dolayısıyla sadece o bölgeler yaz aylarında, yaylalar yaz aylarında değil, 12 aya çıkmış bir ekonomiye kazancı olan bir alan haline gelmiş oluyor. Çok güzel. Teşekkür ederim. Şöyle bir öneri sunmak istiyorum Asım Bey. Çünkü alanınıza hakim olduğunuz için. Mesela evet. Çambaşı Yaylası'nda önceki yıl yoğun bir akım olmuştu pandemi olmasına rağmen, ama hep neler duyduk? Oradaki keyfi, eğlenceyi değil de yolda kalan araçları, kaza yapan araçları, mağdur olan insanları duyduk. Şöyle bir çalışma yapılabilir mi? Bir Çambaşı için, bir Korgan Yaylası'ndaki o etkinlikler için, bir Kumru'daki etkinlikler, Akkuş'taki etkinlikler için. Bu tür etkinlikler yapılacağı zaman yolların ne kadar güvenilir olduğunu ve yollarda da yardım ekiplerinin şu noktalarda sizlere yardım için bekleyeceğini, güven verici dönüşler yapılsa büyükşehir tarafından, bunlarla da desteklense vatandaş yola çıktığında acaba yolda kalır mıyım, batsam çıkabilir miyim derdini de düşünmese. Yani güvenli bir şekilde gitse, böyle bir hareket yapsanız diye düşünüyorum. Çok haklısınız ve çok yerinde bir tespit. Şöyle, yani dediğiniz gibi ordu 3 ay yazın gelinir, fındık toplanır, vakit kalırsa işte biraz da akrabayla, eş dostla vakit geçirilir, evet, ve gidilirdi. Kışın orduyu gören yoktu. Hele yaylalara hiç gören yoktu. Çambaşı da bu aynı bir şekilde. Çok Çambaşı'nda doğru. Ne yaptık? Gelir gelmez bungalov tipi evler yaptık. Ordu ya bungalov ev kültürü. Rezervasyon alınamıyor. Yani dolu çünkü. Şu anda Çambaşı'nda bungalovlar var. Mesudiye'de bungalov var. Evet. Ulubey'de bungalov var. Akkuş'ta bungalov var. Yani biz Çamaş orduya, Kanyonu'na da yapılıyor şu anda. Şu anda Çamaş, evet. Mesela İnkurçet Dağı'nda Hüseyin abinin yaptığı. Kesinlikle, evet, ve muazzam bir yer tesis oldu orası da. Evet. Yani Hüseyin Bey'i de kutluyorum bu anlamda. Bizim onursal başkanımızdır turizm aynı zamanda. Çok katkısı var. Kesinlikle. Yani biz orduya bungalov kültürünü yerleştirdik. Ve şundan kaynaklı, evet, yabancıydı. Kışın yukarıda bir etkinliğe yabancıydı ve ilk seneler bunun zorlukları yaşandı. Ama hemen görüp aksiyon alıp karşısında tedbirlerimizi alıyoruz. Nerede etkinlik varsa orada ekiplerimiz, hatta karla mücadelede 400'ün üzerinde araç karla mücadele ediyor. Yani evet, yollarda mücadele ediyoruz ama etkinlik alanında da karla eğleniyoruz. Yani mücadele değil, eğlenceye de dönüştürmeyi. Sosyal medyada çok güçlü ya, o tür etkinliklerin olduğu günlerde yolların açık olduğuna dair sosyal medyanızdan, basın aracılığıyla, yani güvenli bir şekilde etkinliğimize gelebilirsiniz gibi paylaşımlar insanları daha güvenli bir şekilde götürür diye düşünüyorum. Bu sadece bir öneri tabii. Bir turizmci olarak. Şimdi ben sorular soracağım ama teşekkür ediyorum izleyenlerimize. Çok güzel sorular soruyorlar. Bunlardan biri de hem dünyada tek olan bir rölyef sanatı ve bunun doğduğu yer Ünye. Ve aynı zamanda derneğimizin de genel sekreteri İlker Çorbacı sanatçımız. Ordu'nun kendi atıklarından kendi kültürel miraslarımızı yapabiliriz ve dünyada ilk olur. Benzersiz ve farklı bir hediyelik, hem de şehrimize sanat anlamında bir devrimi yaşatmış oluruz. Hep birlikte bu işi kotarabiliriz demiş. Böyle bir düşünceyi hayata geçirmek için çalışabiliriz diye düşünüyorum. Kesinlikle çalışabiliriz. Zaten İlker Bey'in de müsaadesiyle, yani benim de dahil olduğum bir toplantıda Sayın Doktor Mehmet İlmügüler dedi ki, yani bu sanat çok farklı bir sanat ve bunun adı geri dönüşüm olmamalı. Bunun adı ileri dönüşüm olmalı diye kendisini de belirtti. Ve Minya Ordu'yu yapmak için kendisi de gönüllü. Doğru. Büyükşehir'le çalışmak anlamında. Biz bence de bu hızlandırılabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle ben de aynı şekilde düşünüyorum. Hızlandırabiliriz. Teşekkür ederim. Şimdi bizi aynı zamanda Mehmet Kızaklı, Ünyeli aşçımızdı ama Kazakistan'da 8 tane Ünye Pomidor Kafeleri diye kafe zinciri açtı. Ve adına Ünye koydu. Bu anlamda çok kıymetli bir isim yaptı. Selamun aleyküm sevgili başkanım. Konuğunuz ve sizlere Kazakistan'dan kucak dolusu sevgiler ve saygılar sunuyorum. Selamlar olsun. Güzel sohbetler diliyorum demiş. Biz de Mehmet Bey'e sevgilerimizi gönderiyoruz. Zeynep Keskin hanımefendi, ben gerçekten Üntit Derneği'ne teşekkür ediyorum. Üyelerimiz aktif ve takipte, bilginiz olsun. Kendisi de turizm rehberi, tur rehberi, lisanslı, aynı zamanda Marmara Ege Bölgesi yetki belgesi var. İnşallah Karadeniz bölgesini de alacak. İyi yayınlar dilerim Adnan Bey. Ordu Büyükşehir Belediyesi turlarında yerel rehber kullanıyor mu? Rica etsem sorabilir misiniz? Ben bunu şöyle destekleyeyim. Şimdi bazen misafirler geliyor. Yeni bir tur otobüsü de yaptınız. Bu anlamda, evet, Akdeniz'i Karadeniz'de yaşatıyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Doğru. Yani ben bu anlamda çok kimlikleştiriyorum onu.
Mesela o otobüste yaz ayında ya da kış ayında uygun bir hale getirilerek misafirlerinizi Boztepe'ydi, Hoynat Adası'ydı. O coğrafyalarda, Çikolata Park'ta gezdiriyorsunuz. Ya Ünye de dahil buna. Şimdi oraya geleceğim. Zaman zaman da Ünye'ye, Fatsa'ya geliyorsunuz. Evet. Gaga Gölü'ne falan gidiyorsunuz. Şimdi bunu gezdirirken hep Hilmi Bey veya siz rehberlik yapıyorsunuz. Hı hı. Şimdi ordunun hem yarışan, üreten, gelişen ordu kimliğine uygun bir şekilde hem de turizm şehri kimliği olduğunu bir ispatıdır. Profesyonel bir rehberin orada anlatımı daha da alanı olduğu için ordumuzu da profesyonelleştirecektir. Hı hı. Bu anlamda böyle bir çalışmanın içine girmenizi Zeynep Hanım öneriyor. Ne dersiniz? Şimdi böyle bir şey düşündünüz mü daha doğrusu? Teşekkür ediyorum Zeynep Hanım'a. Şöyle bahsedeyim. Yani aslında ordu genelinde de turizm anlamında daha çok sahil bandına sıkışmış bir imkanlar vardı. Evet. Az önce de belirttik. Yani ordu inanılmaz bir potansiyele sahip. Hem de doğal güzelliğe sahip. Ama farkında değildi. Evet. Ve altyapı eksiğimiz var. Yani doğru. Evet, turist geldiğinde gidip gösterebiliriz. Turist sadece bakar. Hiçbir şey bırakmadan belki bir fotoğraf çekilir ve geri gider. Ve daha oraya gelmez. Çünkü vakit geçiremedi, bir anı biriktiremedi, bir çayını çorbasını içemedi. Yaşayamadı. Yaşayamadı evet, orayı. Çok doğru. Dolayısıyla bu da erken bir hamle olabilir. Biz bunun için imkanlar oluşturuyoruz. İşte evet. Üst irtifadaki ilçelerimize çıkarttığında yolda yorulmuşken orada konaklama imkanı sağlıyoruz. Konaklama imkanı yoktu. Akkuş'ta, Ulubey'de, Korgan'da kesinlikle. Gibi böyle yerlerde. Şimdi bununla birlikte artık turlar rahatça hem turlarını açabiliyor. Bundan akabinde de yerel rehberler doğal olarak diğer bölgelerimizde de gördüğümüz üzere kendi ihtiyacını, kendi yereli bunu karşılayacaktır. Evet. Tabii şu anda sahil bandında veya en çok bilinen Perşembe Yaylası'na çıkan tur otobüsleri dışarıdan gelen tur rehberleriyle karşılanan bir tur durumdaydı. Tabii ki. Ama şimdi artık yerinde, kaynağında kendi imkanını, tesisini oluşturan kişiler yerel rehberlerine kendileri olabiliyor. Portföyünüzde şu var mı? Büyükşehir mesela özellikle merkez olarak dağılım noktası teleferiğin istasyonunun otoparkı. Gerçekten tur otobüsleri anlamında çok kıymetli bir yeri var. Altyapısı çok güçlü. Orada yerel rehberler listesi koysanız. Yani gelen turlar privat da gelebilir, özel de gelebilir. Adam der ki bir 5-6 kişi gelir ya bir rehber alsak da bizi gezdirse. Çünkü sizin turistin gördüğüyle rehberin anlattığı turist görür ama rehber yaşatır. Böyle bir sloganla oraya bir liste koyulsa ve ben özellikle Ordu Büyükşehir'in yaptığı tanıtım turlarında bu anlamda yerel rehber kullanılmasını talep ediyorum. Yani tamam biz misafirperveriz ve misafirimize biz anlatmak isteriz ama biz sadece gördüğümüzü anlatırız. Ama rehber onun içini göreceği için yaşatarak anlatır. Bu da keyiflendirir gelen insanları diye düşünüyorum. Bu anlamda sizlerden de profesyonelce bir hareket beklediğimizi belirtmek istiyorum. Şimdi gerçekten Zeynep Hanım'a teşekkür ederim. Ali Rıza Bey aynı zamanda dernek üyemiz gene. Arkeolog, sanat tarihçisi. Ünye Turizm Ofisi'nde, Kaymakamlık bünyesinde, İl Kültür Müdürlüğü'nde görev yapıyor. İyi akşamlar Adnan Bey. Asım Bey hoş geldiler. Hoş geldiniz diyorum Asım Bey'e. Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda 1800'lü yıllardan kalan Süleyman Paşa Sarayı surlarının temizlik, bakım, onarım ve ışıklandırılması ile ilgili bu surların günümüzdeki atıl ve kötü görüntüsü hakkındaki düşünceleri nedir? Ben buna ilave edeyim, kendi ilavem. Bununla ilgili bir vitrinsel çalışma düşünüyor musunuz? Şimdi burası bildiğim kadarıyla bir sit alanı. Yani ve sorumlu olduğu kurumlar burada Samsun Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'dur. Yani burada üzerinde biliyorsunuz bu tip yapıların üzerinde herhangi bir oynama veya eklenti yapamıyorsunuz. İzinsiz zaten olmaz, evet. Bir de doğal görüntüsü şu anda korunaklı bir şekilde kalmış durumda. Üzerinde evet zaman zaman işte otlardır, işte akan yağmur suyudur, bazı pisikler birikebiliyor. Şu anda da herhalde birikmiş durumda. Evet. Dolayısıyla bunun da yerinde müdahalesini ve uyarısını yaparak gerekli ilgili birimler bunun temizliğini yapacaktır. Aydınlatmak konusunda söyleyeyim. Bir aydınlatma var ama daha farklı ve dikkat çeken, kesinlikle. Akşam da gecede, farklı bir evet. görsel verebilecek aydınlatma olabilir. Bunda da her türlü görüşe açığız açıkçası. Şimdi orayla ilgili biz Ali Rıza Bey'le, Ünye Kalemiz'in gerçekten çok kıymetli bir müteahhiti var. Atilla Bey'le, Nevra Hanım'la.
zaman zaman tarihi alanlarımızla ilgili bir beyin jimnastiği yapıyoruz. Ne yapılabilir ve doğrusu nedir anlamında bilirkişi masası gibi düşünün. Surlarla ilgili gerçekten çok kıymetli fikirlerimiz var. Yani buna oraların derzlerinin temizlenmesi, üzerine şey koyulması lazım, şapka denen kısım koyulması lazım. Aralara su sızıyor dondan falan etkilendiği için. Ve aynı zamanda da yukarıdaki evlerin bazı deşarj suları aralardan sızıyor. O suların da oradan kesilmesi lazım. Ve oradaki yolun da kullanımı anlamında çok güzel bir rapor hazırladık. Ben size ona size sunarım o raporu. Öyle bir vitrinsel çalışma yapıldığı zaman Ünye'ye insanlar tarihle birlikte girecek. Yani ışıklardan girdiğinde Motto'nun oradan askerlik şubesinin muhteşem bir koridordan geçmiş olacak. Yani bu da Cumhuriyet Meydanı'nın kimliği anlamında ciddi bir değer katacağını düşünüyorum. Çok kesin ve bu, yani Ünye'nin gerçekten bu anlamda da şanslı olduğunu sizin sayenizde söyleyeyim. Estağfurullah. Yani hep derneğiniz birlikte, vasıtasıyla hep gerçekten birlikte. Yani değer vermeniz, rapor oluşturmanız, bir şeyleri takip etmeniz çok değerli. Bu anlamda biz de büyükşehir olarak o raporu birlikte kurula sunmada her türlü imkan ve desteği vermeye hazırız. Teşekkür ederim. Şimdi aslında sohbetimize devam ederken ben gene sorularıma geçeyim. Bayağı bir düşünceler var. Özellikle iki gün önce, dün ya da önceki gün şöyle bir haber düştü haber sitelerine. Türkiye'nin ilk ve tek tescilli atlı ekoturizm yolu. Yani bu aslında turizm şehri kimliği olan bir şehir için çok harika bir değer. Bir ordunun içinde barındırdığı için ordu için kıymetli bir değer. Bölgede olmadığı için bölge için kıymetli değer, ülkede olmadığı için de dünyaca ünlü bir değer uluslararası standarda geliyor. Ve ben çok sevindim. Yani çünkü turizmde çekim gücü oluşturmak için ilkler ve enleri barındırmak lazım. Evet. Bu anlamda ordumuz birçok ilki ve birçok eni de barındırıyor. Tıpkı manyetik siyah kumumuz gibi ve şimdi de sizin açıkladığınız ve Hüseyin Tavlı Başkanımızla beraber... Evet. Yürümüştünüz. Fotoğrafı da varsa onu verebilirsiniz. Rejiye rica ediyorum. Yani burayla ilgili ciddi bir çalışmanız var. Bu Asarkaya ile Athan'ı ve başladığı yol ve bittiği bitişi de gerçekten start ve finish anlamında çok anlamlı. Buranın bitimi 2022 yılı sezonuna yetişecek mi? Burayla ilgili çalışmalar ne durumda? Sizden duymak istiyorum. Şimdi teşekkür ediyorum. Gerçekten Ünye'nin kazanılan bir değeridir bu. Şöyle kesinlikle. Ki şimdi tamamen yeni bir turizm destinasyonu yaratıyorsunuz. Evet. Yani iki tane çok değerli Ünye'nin sahip olduğu turizm destinasyonu var. Bir tanesi binicilik tesisi, bir tanesi Asarkaya Kent Ormanı. Ve Asarkaya Kent Ormanı da şöyle bir güzelliği var. Ulaşımı çok rahat ki kesinlikle. Son dönemde yaptığımız büyükşehire ayrıca teşekkür ederiz. Yolla birlikte evet, bitmek üzere orası da. 20 yani yarım saatte çıkılan yolu 10 dakikaya indirdi. Sürmüyor yolda. Evet. Sürmüyor ve konfor içinde, güven içinde çıkıyorsunuz. Kesinlikle. Şimdi biz dedik ki bir arada bir orman var, bir doğal bir güzellik var. Eğer biz bu iki alanı, iki imkanı birbirine bağlarsak 1+1=2 etmeyecek. 1+1=4 edecek burada. Yani çok bu kadar doğru. Bir değer çok katacak. Doğru. Çok dolayısıyla doğru. Biz hemen dedik ki buradan bir güzergah belirleyelim. Güzergahta evet ormandan geçtik. Bazı yerlerde fındık bahçelerine denk geldik. Vatandaşlarımıza oturduk, anlattık bu neler katacağını, bölgesine, kendi arazisine neler katacağını anlattık ve onlar da ikna oldular. Ocaklarını verdiler. Yani biliyorsunuz güzel. Bizim bölgemizde bir avuç toprak alamazsınız. Alamazsınız yani. Çok güzel. Sağ olsunlar. Onlar da elini taşın altına Ünyeli koydular. Ünyeli fedakardır. Yani kesinlikle. Özür dilerim. Niyetiniz iyi olduğu müddetçe elindeki ekmeğini alırsınız. Ondan şüphe yok. Ve aslında bir aldık ama 5 de geri verdik durumu güzel. Olacak. Güzel. Akıllıdır onu şimdi, görür. Öyle söyleyeyim. Kesinlikle. Ve şimdi biz bir ham yol açtık burada. Yani bir yolun oturması yani teknik olarak söylüyorum 1 ila 2 yıl arasındadır. Ama bu yolu açtık bir an önce turizme kazandırmak durumundayız. Aslında yol tamamen açıldı. Bu geçtiğimiz günde de belediye başkanımız Sayın Hüseyin Tavlı'yla da birlikte. Yolu tamamen yürüdünüz mü? Yolu tamamen yürüdük. Öyle mi? Çok güzel. Şimdi başkanımızla ama birlikte. Ama bu yolları bazen de özür dilerim turizmcilerle yürüyün ki biz de tanımadan tanıtılmaz mantığıyla hareket ederiz. Çok çamur vardı şu anda. Teşekkür ederim. Sizin ayağınıza çamur değmesin. Eyvallah. Şimdi bu anlamda da iki tesiste şimdi
binicilik testlerini Ünye Belediyesi işletiyor. Evet. Yukarıda Asarkaya Kent Ormanı Ünye Belediyesi evet. noktasında. Dolayısıyla burada Ünye Belediyemizle birlikte ortak çalışıyoruz. Kesinlikle. Ve yukarıda ve aşağıda gerekli hazırlıkları Ünye Belediyesi ile birlikte tamamladık, kararları aldık. Şimdi yolun sağlamlaştırması adına hemen işlemlere başlıyoruz. 2022 yazında bu yolu sizlerle birlikte yürüyeceğiz. Çok güzel. Yürüyeceğiz. Teşekkür ediyorum. İnşallah. Şimdi ordumuz gerçekten doğal değerleri anlamında, dokusu anlamında çok kıymetli ve dereleri anlamında da çok kıymetli. Yani ordunun dereleri böyle giderse Hilmi Bey inşallah dereleri yukarı akıtacak. Yani bu destinasyonlar kazandırılarak dereler aşağıya da aksa insanlar yukarı gitmeye başlayacak. Evet, evet. Bu anlamda teşekkür ediyorum. İl Müdürlüğü'nden sürekli turizmci olduğumuz için istişareler halindeyiz ve yaklaşık irili ufaklı 4000'e yakın şelale olduğu tespit edilmiş. Ben bunun 5000 dahi deseler kesinlikle daha fazladır derim. Evet. Çünkü bu kadar deresi olan bir ilde irili ufaklı bu kadar da şelale olur. Doğru. Bu anlamda gerçekten çok değerli bir bölgede yaşıyoruz. Ki ilk ve enlerimiz de var şelaleler anlamında. Bunu siz daha iyi biliyorsunuz. Hı hı. Ben sadece Gökçekeli'nden bahsedeceğim. Gökçekeli'nin 7 gözlü bir şelale. Yani 7 rakamı çok kıymetli. Hı hı. Yani 7 kıtanın olması, 7 uyurlar, şunu, hepsini birleştirdiğinde 7 rakamı çok kıymetli ve bir şelalede de 7 göz var. Hı hı. Yani bu da daha ayrı bir kıymet veriyor. Evet. Ve sürekli şelaleleri paylaşıyoruz ki bazı çalışmalar yapılıyor ordunun şelaleleri. Ama maalesef orduda bir tane hazır şelale yok. Hı hı. Asım Bey. Yani yol bandıyla, gittiğimiz zaman tuvalet altyapısıyla, otopark altyapısıyla, yön levhalarıyla, hizmet altyapısıyla insanların piknik yapabileceği, oturup bir şeyler içebileceği seyir noktası anlamında bir tane de hazır şelalemiz yok. Yani çok şelalemiz var ama hiçbiri hazır değil. Bu anlamda her sene bir şelale hazırlasak ve bu şelaleleri de enlerden hazırlasak, mesela bir tanesini Gökçegel'in yapıyorsak, öbür taraftan da Uzundere şelalesini yapsak, diğer taraftan Çiseli'yi yapsak gibi, Karaoğlu'yu yapsak gibi, her sene bir şelale yapsaydık en az 5 tane şelalemiz hazır olacaktı. Bu anlamda bir şelaleyi belirleyip yaz sezonuna hazırlanabilecek durumda olan şelalelerimiz var. Evet. Bence böyle bir atraksiyon yapsanız ne dersiniz? Ya çok haklısınız. Şimdi bununla ilgili ilk geldiğimizde evet gördük yani çok güzel yerlerimiz harika var. Görünmeye yerler var, harika. Evet. Ama bahsettiğimiz gibi altyapı eksiklikleri var. İşte yol, su kesinlikle gibi. Bunlardan bir tanesi enler dediğimiz şelalelerden Aybastlı Uzundere şelalesi, evet. Ve çok ciddi bir yüksekliğe sahip. Bu alanda bir orman alan ve orman statüsünde. Biz bu alanda bir mesire alanı statüsü kazandırdık. Bu da yeni. Çok güzel. Yani hiçbir, biliyorsunuz ormanda bir statü kazandırmadan hiçbir şey yapamıyorsunuz. Çivi dahi çakamıyorsunuz. Bu alana bir mesire alanı ve konaklamalı mesire alanı. Yani Aybastlı gibi yolu mesafesi uzun. Zor bir coğrafyada evet. Gittiğinde yorulduğunuzda hem o yüksek şelalenin keyfini geçirebileceğiniz, hem kamp yapabileceğiniz, hem kalabileceğiniz bir ortam yaratıyoruz. Yani, ve özellikle bu alana da Bolaman Havzası'ndan bir miktar bütçe aktararak çok donanımlı bir mesire alanı haline gelecek. Burayı çok o şekilde güzel. Planlandı tamam, bu. Planlandı. Çok güzel. Şimdi bu tarafta da çay başında gerçekten İlküvez'e doğru çok çeşitli şelalelerimiz var. Kesinlikle. Bunlardan bir tanesi de Gökçegen'in şelalesi. Hatta özür dilerim, İsa hocam falan, Mehmet hocam falan da İpek Yolu şelaleleri dedi. Benim çok hoşuma gitti. Ben o ismi destekliyorum sonuna kadar. Tek karşı çıktığım nokta şu, hizmet altyapısı olmayan şelalelerin tanıtılmasına karşıyız. İnsanlar çünkü merak ediyor. Ben de olsam merak ederim ve giderim. Evet. Gittiğine pişman olduğu için destinasyon zarar görüyor. Bu anlamda doğru. Eksik ama İpek Yolu şelalelerini sonuna kadar desteklediğimi doğru. belirtmek istiyorum. Şimdi o anlamda da hemen daha yakın, ulaşımı daha kolay Kazankaya Şelalesi var. Evet. Çaybaşı'nda yine. Evet. Bu şelale şu anda ulaşım anlamında problemleri üst safhadaydı. Yani ulaşamıyordunuz oraya da. Şimdi Çaybaşı Belediyesi ile birlikte yaptığımız çalışmada ulaşım problemi tamamen ortadan kalkmış durumda. Üst taraftan mı, dere içinden mi? İki taraftan da. Yani iki taraftan da. Offroad ekibiyle, Ünye Offroad'la Sayın Kaymakamımız Ayhan Bey ile beraber oraya bir gezi yaptık. Dere içinden gittik ve çok keyif aldık. Onu demek istiyorum. Yani iki taraftan da şu an beton yolla bağlanmış durumda. Ve şelale alanına kadar
Kısa bir yürüyüş alanı bıraktık tabii ki. Tam doğanın içerisinde olması gerekir, evet. Ama bu sene itibariyle de oraya bir sadece ihtiyacı karşılayacak işte çay kahve gibi imkanları da oluşturarak bir şelaleyi daha destinasyon haline getiriyoruz. Yani biz artık evet çokça doğa harikamız var ama altyapısını tamamladığımız yerlere destinasyon diyebiliyoruz artık. Kesinlikle. Zaten şu an aynı zamanda Go Ordu, yani TGA'nın Turizm Geliştirme Ajansı'nın da oradaki şeyindeyiz, komisyonundayız biz üntide olarak, ben de Nevra Hanım'la beraber. Şimdi orada da zaten Go Ordu'nun amacı şu, Go Türkiye'nin alt ayağı Go Ordu, Go Ünlü diye ayırabiliriz bunları. Evet. Bu sisteme girmek için bir destinasyonun tamamen biraz önce bahsettiğim gibi hizmet altyapısıyla her şeyle hazır olan destinasyonlar. Bir Boztepe mesela Go Ordu'nun, Go Türkiye'nin içinde. Noktası. Mesela evet. Bir Hoynat Adası Go Ordu'nun içinde. Neden? Her şeyle hazır ve çok harika. Doğru. Ve Yason gibi noktalarımız. Bu anlamda da bunun içine inşallah bir şelalemizi sokarız diye düşünüyorum bu sistemin içine. Sokacağız. Evet. Şimdi bizi aynı zamanda izleyenler devam ediyor. Elif Hanım tekrar, Asım Bey, ordumuzun diğer ilçelerinde turizm alanında etkinlikler yapılmış. Bungalov evler vesaire gibi, ki programımızı takip ediyor belli ki. Teşekkür ederim. Peki Ünye için neler yapmayı planlıyorsunuz? Zaten cevabını veriyoruz şu an. Evet. Bu anlamda Elif Hanım'a teşekkür ederim. Şimdi Ali Gürel yazmış. Ben ileride soracağım soruyu Ali Gürel beyefendinin selamıyla birlikte şimdi de öne alacağım. Evet. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Keyifle izliyorum. Konu doğa olduğu zaman büyük keyif alıyorum. Saygılar. Lütfen karavan turizmine ağırlık verir misiniz? Asım Bey, saygılar demiş. Ben Ali Bey'e sevgilerimi de gönderiyorum. Çünkü Ünye'nin dışında Ünye ile yaşayan bir Ünye sevdalısı, evet. Ve onun da destekleriyle 2 yıl önce pandemiden hemen öncesinde Çınar Suyu'nda bir etkinlik yaptık biz. Bunlar Karadeniz turu düzenledi, o karavan grubu. Karavan, evet. Ve yaklaşık 80 karavancı, bir 30 kadar da kampçı var arabasıyla kamp kuranlar. Zonguldak'ta konaklayacaklardı, direkt Trabzon Haçka Yaylası'na gideceklerdi. Ali Bey de demiş ki ben Ünye'liyim, Ünye'den geçerken kalmamız lazım, görmemiz lazım demiş. Ama Ünye'de karavan parkı yok doğal olarak. İşte nasıl kalırızın cevabını ararken de demişler ki, kime sordularsa, Üntit var. Üntit'le temas ederseniz mutlaka bir altyapı olur demişler. Ve biz gerçekten Adem Atik Başkanımızın da desteğiyle Çınar Suyu'nda bir altyapı oluşturduk geçici. Evet. Ama karavancılık o kadar gelişmeye başladı ki özellikle pandemiden sonra. İnsanlar hep neredeyse doğaya ve karavana sarıldı. Adeta kaplumbağa gibi evini yanında taşıyarak doğada yaşamaya çalıştı. Doğru. Ve ben şunu gördüm ve takip de ediyorum. Bunu da sizin gözlemlemenizi rica ediyorum. Terme Amazon Park'ta, haberiniz yoktur, Samsun Büyükşehir Belediyesi çok güçlü bir altyapıyla yeni bir karavan parkı yapıyor. Kazmayı vurdu. Ben gittim, bizzat yerinde gördüm. Duyum aldığım zaman gittim. Ve çok güzel bir coğrafyaya yapıyorlar. Yani karavancılık demek şehirden kaçan insanın doğada yaşayacak altyapısının hazır olması demek. Bunun içinde deniz de var, doğa da var, dere kenarı da var, her yer var. Doğru. Ama Büyükşehir Belediye'miz Su Sporları adı altında çok ciddi bir yatırım da yaptı Gülyalı'da. Evet. Onun içine karavan parkını da koydu. Ama bizim istediğimiz ve karavancılarımızın da, Ali Bey de şimdi büyük ihtimalle gülümsüyordur, karavancıların da istediği bir Samsun'daki gibi, liman içindeki gibi bir karavan parkı değil. Yani betonun içindeki karavan parkı, karavan parkı değil. Sadece otopark gibi düşünür karavancı. Çünkü doğada kalmak ister. Yani orası onun geçiş noktası sadece. Ama yani geçecek, ihtiyacını karşılayacak, kalmayacak. Ama biz istiyoruz ki bir sahil bandında, bir Efirli'de düşünülen karavan parkının aynısının Ünye'de %80 altyapısı olan bir Çınar Suyu'muz var. Burada hemen 2022 sezonuna hazırlanabilecek bir pozisyonu da var. Ben aynı zamanda buradan Cevat Bayrak Bey'i de anmak istiyorum. Gerçekten o geldikten sonra sizin de desteklerinizle, katkılarınızla Ünye'de Ortur anlamında, Ordu Büyükşehir anlamında ciddi bir çalışma başladı. Bu çalışmanın içine orayı soksak, yani Çınar Suyu'ndaki karavan parkını aktif hale getirsek, bu anlamda ne düşünürsünüz? Şimdi teşekkür ediyorum. Şimdi bazı çalışma arkadaşlarımızın isimlerini de anladınız. Şimdi ne demek? Sürekli beraber çalışıyoruz. Bu çok önemli. Bu neden önemli? Çünkü ekip olarak güçlüyüz. Aynen. Biz
uyum içinde çalışıyoruz. Ve bir de bununla ilgili sloganımız da var. Her birimiz aynı düşüncede olmayabiliriz. Kesinlikle. Ama tartıştığımızda en doğruyu buluyoruz. Ve uyum içinde çeşitlilik diyoruz biz buna. Çok güzel. Dolayısıyla her bir arkadaşımız, ben de dahil olmak üzere, en iyi bulma gayreti içerisindeyiz. Bu anlamda çınar suyu gerçekten karavan konaklaması ve noktası anlamında çok uygun bir yer. Aynı nasıl ki Miliş'teki olduğu gibi yer. Şimdi çok karavan çok anlamlı bir hale geldi. Biz de yeni yaptığımız, uyguladığımız projelerin her birinin içerisine karavan parkı mutlaka yediriyoruz. Az önce belirttiğim Uzundere Şelalesi'nde yeni yapılacak mesire alanı içerisine vaziyet planında karavan park alanı dahi mevcut. Yani her alanda bunu uygulamaya çalışıyoruz ki karavancılarımızla da konuştuğumuzda bize diyorlar ki güvenli alan olsun. Kesinlikle. Biz her saat ulaşabileceğimiz bir görevli olsun, elektriğimiz olsun, geri kalanını da bir şekilde hallederiz diyorlar. Tabii o şey, atık sularının da atılması için istasyonun da olması ve su takviyesinin yapılması gereken sadece istasyonların da, elektrikte evet. Her birine ayrı, diğerlerinde tabii ortak ki yerinde olacak onlar. Ortak aynen, kullanım aynen. Alanlar uygun çok olur doğru. Diyorlar. Dolayısıyla çok bir yatırım maliyeti de yok. Bunları çok hızlı bir şekilde tamamlayabiliriz. Ki nitekim çınar suyunda dediğiniz gibi belli alanları tamamladık ama daha kalıcı hale gelmesi için de çok kısa bir sürede. Şimdi Ali Gürel Beyler, o 110 tane karavancıyı ağırladık biz burada. Sürpriz bir ağırlamaydı ve o kadar memnun kaldılar ki hiç planda olmayan Ünye'de 4 gün kaldılar. Evet. Planlı olan yerlerde 3 gün kaldılar. Kısaltılar, yani doğru. Bu bizim Büyükşehir Belediyesi'nin üntili olarak bizim el vermemizde, desteğimizde, iyi niyetimizde oldu. Doğru. Bu anlamda Ali Bey, bizi izliyorsanız şöyle bir sözü yazın buraya. Karavan parkımız hazır olursa bir 100 karavan gelecek mi buraya? Etkinlik yapacağız mı? Sizden cevap bekliyorum. 150 yapalım onu. O çok güzel. Çıtayı yükselttik. 150'ye çıktı. Bilginiz olsun. Şimdi Ordu Büyükşehir Belediyesi gerçekten daha bitmediği için ne yapmış mantığıyla yaklaşılıyor. Ama ben şahsım adına çok şey yaptığına şahidim. Çünkü sürekli sizlerle istişare halindeyiz. Ve özellikle de basınla da haber olarak paylaşıyoruz ki şunlar yapılıyor, şu da yapılırsa deyip tetiklemek anlamında. Evet. Ve yürürler konayla ilgili de güzel bir kültürel ve sanat anlamında güzel bir çalışma yapıyorsunuz. Ve oranın evet. Restorasyonunu yapıyorsunuz. İçerinin hazırlanmasını, dış sahanın, peyzajının hazırlanması ile ilgili. Bu yürürler konağımız gerçekten vitrin anlamında da güzel bir nokta. Kültür yolunun da bandının da içinde olan bir yer. Burası ne durumda şu an ve ne aşamada, ne zaman İnsanlar orayı hizmet olarak görecek. Evet. Şimdi Ünye'nin tarihi dokusundaki eski evler gerçekten Ünye'nin kaderinde ve kimliğinde doğru bir yer ve önemli bir yer tutuyor. Evet. Bu anlamda biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu tarihe sahip çıkmak adına elimizi taşın altına koyduk. Bu anlamda yürürler konağını kiralama usulüyle devamlılığını sağladığımızı düşünüyoruz. Bu anlamda içeride bazı ihtiyaçlar var. Değişimli ufak tefek ihtiyaçlar evet. Vardı. Bu tescilli bir bina olduğu için, tarihi bir bina olduğu i̇zinli için olması izinli lazım. Olması lazım. Evet. Bununla ilgili de hemen projemizi hazırladık. Anıtlar Kurulu'na sunduk geçtiğimiz ay. Bu kuruldan da onaylandı projemiz. Ocak ayı içerisinde de hemen tadilata başlayıp akabinde de ne yapacağız var mı? Burada? Ne zamana kadar? Sanıyorum bir ay içerisinde tamamlanır. Yani çok güzel. Çünkü içeride öyle büyük bir değişime gidemeyeceğiz. Basit bir su değişime gidilecek. Çok güzel. Çünkü bina zaten kendisi harika bir yapıt. Yani çok da fazla oynamaya gerek yok. Burada yapacağımız kültürel aktiviteler. Yani bir konservatuvar gibi işte müzik dinletilerini olabileceği. Kesinlikle. Aynı zamanda eğitimini alabileceği. Yazar buluşması falan. Buluşmasının gibi. Yanında. Aynen. Bunun yanında yine kadın emekçilerimizin orada kullandığı, ortaya koyduğu ürünleri sergileyebileceği, bazı günlerini yapabileceği, toplantılarını yapabileceği. Yani tamamen halkımızın ait, kamulaştırılmış gibi bir yer olmuş olarak karşımıza çıkacak. Teşekkür ederim. Şimdi Cumhuriyet Meydanımız gerçekten bizim zaten meydanlar kentlerin buluşma noktalarıdır. Bu anlamda üntülü olarak talebimizi yeniledik ama kent mobilyalarının yerine koyulmadı pandemi gerekçesiyle kalkmıştı. Şu an Ziraat Bankası da kendini yeniliyor. Dokuya uygun bir şekilde yenilediği için de güzel bir duyarlılık gösteriyor. Hükümet konağıyla aynı renk tonlarını kullanıyor, aynı çizgileri evet. Kullanıyor. Bu anlamda bir bütünlük sağlıyor. O da güzel oldu. Ama Cumhuriyet Meydanımızda kent mobilyaları bir an önce yerleştirilmesi için bir çalışma başladı mı? Bir de orada bir fotoğraf makinesi koydunuz. Gerçekten biz de fotoğraflar çektiriyoruz.
Ve fotoğraf makinesindeki lokasyon isminde sadece Meydan Ünye yazıyor. Oranın Cumhuriyet Meydanı Ünye olarak değiştirilmesini size rica ettik. İnşallah bunu değiştirirsiniz. Ve son geçen hafta, önceki hafta da firma para tarifesi anlamında, fiyat tarifesi anlamında tarifeyi değiştirdi ama lokasyon değişmemiş. Bununla ilgili hızlandırmanızı rica ediyorum. Ne düşünüyorsunuz? Tabii. Şimdi şöyle banklardan tersten gidelim. Evet. İsim değişti. Onda Cumhuriyet Meydanı olarak. Evet, Ünye Cumhuriyet Meydanı olarak geçiyor. Öyle mi? Şu çok üst güzel. Üst yazısı değişmiş tamam. durumda. Tamam. Yarın ilk fotoğrafı çektireceğim emin tamam. olun. onun yanında da banklar konusunda da evet banklara artık ihtiyaç var ve kent aslında meydan büyüklüğü anlamında da Ünye'nin bir simgesi halinde. Dolayısıyla hem nasıl ki sahil bandında banklarımızı yeniliyoruz, tekrar koyuyoruz. Mesela Hasan Baba'da banklar yoktu, oraya da tekrardan banklarımızı yerleştirdik. Şimdi aynı şekilde de meydanda da banklar yer almaya başlayacak. Teşekkür ederim. Şimdi Elif Erken, Cengiz Yılmaz Beyefendi izliyor bizi. Gerçekten Kuşçalı Cengiz diye lakabı vardır ve Ünye'mize sevdalı bir insandır, evet. duyarlı bir insandır. Selamlar demiş, biz de kendisine selam gönderiyoruz. Cevat Bayrak Bey, Ünye için bir kazanç Sayın Sobi demiş. Evet, biz de farkındayız ve kendisine teşekkür ediyoruz. Elif Erken hanımefendi, tarih, kültür, turizm ve Yunus Emre şehrimiz olan Ünye'ye gelip merak ettiğimiz soruları cevaplandırdığınız için çok teşekkür ederiz Asim Bey'e demiş. Biz de kendilerine katkıları için teşekkür ediyoruz. Ali Gürel Bey cevap vermiş. Adnan Bey, 3 ay önce Çınar Suyu tesislerini gezdim. Beraber kahve de içtik, istişare yaptık. Gezdim, gördüm, hazır değildi. Çok değişmiş Çınar Suyu. Hazır olsun, bütün üyelerimiz bize baskı yapıyor. Tekrar Ünye'ye gidelim diye. Güzel bir iz bıraktık. O izi de sağlamlaştırmak istiyoruz bu anlamda. Ve tekrar yazmış. Hazır olsun, söz veriyorum. Çok çok fazla karavan gelecek. Sayılarla ifade edemem. Saygılar demiş. Harika. Tamam, biz hazır yapmaya söz veriyoruz. Sizden de gelmenizi bekliyoruz Ali Bey. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Şu da bir gerçek. 2021 yılı gerçekten Türkiye'de Yunus Emre yılı ve Türkçe yılı ilan edildi. Ve bu anlamda da ordumuz bir değere sahip. Yunus Emre gibi bir değerin istirahatgahının bulunduğu yerlerden bir tanesi de Ünye'mizde. Bu anlamda Ordu Büyükşehir Belediyesi veya Ünye genel olarak baktığımızda büyükşehir olduğumuz için Ordu bu yılı sizce hak ettiği şekilde değerlendirebildi mi? Şimdi şöyle, Yunus Emre gerçekten çok büyük bir değer. Yani bu tabii ki Ünye'de bir makamının olmasından ziyade Türkiye açısından da çok manevi bir yere ait, özellikle de bende de olsun. Yani birçok kişide de evet. Çok derin yerlere sahip birisi. Dolayısıyla onu anmak aslında ben şöyle nitelendiriyorum. Yani bir yılda evet farkındalığı arttırmak açısından çok önemli. Ama bence her köşe başımızda, evimizde, ofisimizde Yunus Emre'nin hayatını anlatan veya deyişlerini anlatan bir kitabımızın olmasını ben öneriyorum açıkçası. Büyükşehir bununla ilgili bir kültürel etkinlik anlamında, bir kitap anlamında bir çalışma düşünüyor mu bu anlamda? Şöyle yani insanlara dağıtabileceği, anlatabileceği. Şöyle daha önceden bir büyük şehrin yine Yunus Emre'nin anlatan bir eserlerinin olduğunu biliyorum diye büyük şehrin envanterinde olduğunu var, anımsıyorum. Evet, bir baskı yapmıştı o anlamda. Bunun haricinde yine biz Ünye'de Yunus Emre anma etkinlikleri kapsamında 3 gün boyunca süren hem seminerler hem de Şehnuz'da yaptığımız etkinliklerle ben de katıldım, evet. Yunus Emre'yi anmaya çalıştık diyelim. Yani sürekli anma çabası içerisindeyiz. O gün de bunu ifa etmiş durumdaydık. Daha sonrasında yine Ordu Üniversitemizde yine kampüs içerisinde bazı etkinlikler yaptı. Ünye Belediye'miz yine kendi içerisinde yaptı. Dolayısıyla herkesin elini taşın altına soktuğunu düşünüyorum. Tabii burada kurumlar evet belli yere kadar sahiplenmeli ama bunu halk nezdinde de halkımızın da desteklemesi kesinlikle gerekir diye düşünüyorum. Evet, programımız o kadar akıcı gidiyor ki sonuna geldik Asım Bey. Ben gerçekten önem verdiğiniz için, özellikle de samimiyetle cevapladığınız için, sorularımız için çok teşekkür ediyorum. Son söz olarak yeni yıla da başlayacağız. Evet. Sizden duymak istiyorum. Şimdi son sözden önce şunu da eklemek isterim. Ünye açısından bence çok önemli bir alan. Dediğim gibi Atatürk Parkı ile İskele arasında o kumsal alan Ünye'nin belki de
daha parlak bir sahil kenti olmasını sağlayacak bir alan ki bu anlamda da oraya yeni çocuksu oyun parkını da ekliyoruz. Ve çocuklarımızla birlikte hem halkımızın da denize daha yaklaşabileceği, yazın daha aktif olarak kullanabileceğimiz spor ve kumsal alan olarak yeni bir alan kazandırıyoruz. Ordu Büyükşehir'in ünyemize evet, kazandırdığı evet. bir alan. Bunun haricinde evet yeni bir yıla giriyoruz. Bu yılı artık kapatıyoruz. Son yarın yılın son günü. Bu anlamda tüm hemşehrilerimize buradan yeni yıllarının hayırlı, huzurlu ve sağlık getirmesini temenni ediyorum. Bu hepimizi etkileyen pandemi derdinden, hastalığından umarım tez zamanda kurtuluruz. Sağlıklı, huzurlu günlerimize kavuşuruz ve umut dolu bir yıl diliyorum. Teşekkür ederim. Ben rejiden şunu rica edeceğim. Bir VTR'miz vardı videomuz. Kültür varlıklarımızın korunması ile ilgili. Dikkat çekici Kültür Bakanlığımızın hazırladığı ve Ünye ekranlarında da ilk defa izlenecek. Ben o videoyu Alev Hanım sizden rica edeyim. Sonra da kapanış konuşmasını yapmak istiyorum. Tahrip edilen, yıkılan, çalınan her kültür varlığı geçmişimizden bir parçanın sonsuza kadar yok olması demektir. Kültür varlıklarına verilen her türlü zarar suçtur. Kültür varlıklarımıza sahip çıkalım, bu toprakların değerlerini hep beraber koruyalım. Olarak da duyarlı vatandaşlarımızın ulaşabileceği telefon numaraları var. Bunu neden yayınladık? Biliyorsunuz kaçak kazılardı. Bilinçsizce yaklaşılan tarihi eserlerimize zarar veren insanlarımız var. Bunların duyarlılık olması için mesela bu videonun ben size atarım isterseniz. Dolmuşlarda ekranlar oluyor. Bizim büyük şehrimizin LED ekranları var. Arada sırada bu videonun sesli bir video anlatıyor. Şu an rejimiz o sesi de verdi. Bu video insanlarımızın dikkat çekmesi açısından. Yani baktığımız zaman çoğu eserimizin ya bir direği yok, ya bir odası yok, ya da bir değerin bir parçası yok. Maalesef. Bu anlamda dikkat çekmek için bir videoydu. Amacımıza ve çok programımıza anlamlı. Da uygun bir video. Bunu da yayınlaması anlamında bir izlerseniz sizden rica edeceğim. Gerçekten bu akşam çok kıymetli bir konuğum vardı. Neden özellikle biraz geciktirdik konuğumuzu programa almak için? Hep insanlarımız büyükşehir hizmeti anlamında görüneni değil de gözünün gördüğüne bakıyor. Altyapıyı değil. Ama gerçekten Ünye'mizin de ordumuzun da ne kadar ciddi bir hizmet altyapısı aldığını ve ne kadar hizmet yapıldığını da bizzat burada anlatan, samimiyetiyle anlatan ve sorularımıza da gerçekten güzel cevaplar veren Asım Bey'i konuk ettik. Asım Suya Batmaz Bey konuğumuzdu. Ordu Büyükşehir Belediye'miz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler'in, Doktor Mehmet Hilmi Güler'in danışmanı. Kendisine konuk olduğu için ve sizlerle de bizi buluşturduğu için teşekkür ediyorum. 2022 yılının da gerçekten Ünye'miz için, ordumuz için, ülkemiz için hayırlı olmasını, mutlu bir yıl olmasını, sağlıklı bir yıl olmasını diliyorum. Hoşça kalın diyorum.